nasıl açacaktım ben? Ne diyecektim? Ece iyi ki editörsün, hatırlatacaktın bana. Ne diyecektim ben? Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz mi? Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ya da herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar daha yaratıcı bir girişiniz yok mu? Instagram canlı yayını yapanlar, YouTuberlar. Allah rızası için başka türlü açın ya. Herkes aynı açıyor. Sağlıcakla kalın diye bir şey vardı, hatırlıyor musun eskiden? TRT'de şen ve esen kalın esen vardı. Kalın vardı. Şen ve esen kalın. Ama bu şimdi merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Güzel. Şimdi ben böyle desem patron beni kovar değil mi? Kanalıma hoş geldiniz falan. Seni kovmaz kimse. Kanalıma. Etmiyorum. Hani kanalıma. Tamam. Sahiplenmek ya da güzel bir şey. Ne kadar değil sahiplendiğinde önemli canım yani. Nereden vallahi baktığına bağlı biraz da. Ya sen niye bu kadar sahipleniyorsun? Her şeyi, yani her şey derken çocukları, baleyi, yaptığını, yapmadığını. Heyecanla yaşıyorum ya, bilmiyorum Aslı. Yani hep o heyecanı kaybetmemem lazım. Yani kaybettiğim anda dokusu değişiyor sanki yaşamanın. Dolayısıyla benim sabah kalkıp bir pencereyi açıp bol oksijen çekip içime hadi deyip tekrar yola devam etmem lazım. Ama tabii süreç öyle her zaman güllük gülistanlıkta olmuyor. Yaşadığımız sürece baksana şu anda mesela. Evet, yani mesela okullar kapalı değil mi? Her şey kapalı. Peki online ders yapıyor musunuz çocuklarla? Yaptık. Yani bazı okullarımız yapıyor, bazıları yapmıyor. Hı. Öyle karar aldık ki neticesini görelim bir diye. Videolar hazırladık, videoları gönderdik çocuklara. Ya arayıp tek tek şey diyorum, hareketsiz kalmasın çocuklar evde, mutlaka harekete sokun. Çünkü bu sadece fiziksel bir konuda değil. Yani mantal bir konuda aynı zamanda. Hı hı. Depresif yapar insanı. Tabii. Süreç inşallah uzun sürmez. Sürerse kolay olmayacak bu işler. Mesela sen kendinde şu bir iki aydır hamladığını hissediyor musun? Yoksa her gün çalışıyor musun? Çalışıyorum. Çalışıyorum. Yani sabah erken kalkmaya çalışıyoruz evde. Ondan sonra bir spor salonu yaptık küçük bir yerde evimizin içinde. Onu o kadar aktif kullanmıyorduk. Mesela şimdi mutlaka gidiyorum. Bir buçuk saatimi falan ayırıyorum oraya. Durmamaya özen gösteriyorum ki çünkü çıkacağız tekrar. Pelte gibi çıkmaktansa biraz formunu da tekrar hayata dönüş. Var ya baletlerle ilgili espri var. Eskiden balettim, şimdi bolettim diye. Geleneksel balet esprisi. Ya ama şöyle bir şey var. Bıraktığın anda çünkü evet, futbolcular falan da öyle ya, hareketle uğraşan insanlar. Bir anda tak diye kendisini hiç tahmin etmediği bir yerlerde bulabiliyor. Bırakmamak lazım. Peki mesela şimdi 69'lusun, 51 yaşındasın. Yaş söylememde sakınca yok, var mı? Yok canım, söyleyebilirsin. Ben senden bir yaş büyüğüm mesela. Peki zorlandığın hareketler oluyor mu artık? Tabii hareket bazında eskisi kadar aktif olamayabilirsin ama başka bir tecrübe ile sahnede olabiliyorsun sanki. Yani mesela bak sana çok enteresan bir şey söyleyeyim. Hani bazı konular çok önemli olur, bazı konular geride kalır. Seyirci çok önemliymiş eskiden benim için. O 20'li 30'lu yaşlarda dans ederken. Şimdi seyirci tabii ki çok önemli ama o anda sanki onlar da orayı tamamlayan bir unsur. Yani o rolü yaşamak, konsantre olabilmek, istediğin kadar olup istediğin zaman geri çekilebilmek, bunlar tecrübeyle bence çok daha etkin aslında olabiliyor. Hissettiklerin sahne üzerinde. Bu çok değerli bir şey. O çok mutluyum şu anda. O zaman kolay da gaza gelmiyorsundur. Bunun bu tarafı da vardır. Daha kendimle ilişkiliyim, ilişkiyim şu anda. Yani kendimi daha çok düşünüyorum. Yani ego aslında daha büyüdü sanki içimde. Yani bu başkasına karşı zarar veren bir ego değil tabii ama benim önemli olan yani ve rol arkadaşım benimle beraber önemli. Çevrem önemli. Dolayısıyla sahne üzerinde Murat'la beraber, Murat'ta da o var mesela. Murat Karahan. Murat Karahan. Yani ben böyle bir ses hakikaten çok nadiren duymuşumdur. Hakikaten çok gıcık değil mi? Ve oyunculuk kabiliyeti de, sahne üzerindeki hakimiyeti de. Yan yana biliyorsun Troya'da biz. Evet. İki kardeşi oynadık. Hector'la Paris'i. Ya hayranlıkla seyrediyorsun. Tam dibinde söylüyor. Sonra senin rolün başlıyor. Sen aktif olmaya başlıyorsun. O savaş sahneleri giriyor. Evet. Yıkıcı sahneler giriyor Hector şeyde, Troya'da. Dolayısıyla böylesine güçlü karakterlerle bir arada sahnede olmuş olmakta aslında. Yani bekliyorum mesela şimdi bu pandemi geçsin. Tekrar bir şey yapalım. İşte Göbekli Tepe'yi yaptık. Evet. Mabedin'in hüznünü. Orada da orada öyle oldu. Bilgi adamdın değil mi? Bilgi adamdı. Fakat bu sefer Volkan Ersoy yaptı koreografisini. Bu sefer seni zorlayacağım biraz dedi. Valla evet, bir başta zor geldi ama sahne üzerinde ilk yaptığımız gösteride Kongresyum'da şey... İnci Hoca'yı aradım. Benim İnci Hocam var. Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölüm Başkanı. O hepimizi yetiştirdi. Ankara'daki herkes o yetiştirdi. En iyi dansçıları da o. Herkes o yetiştirdi. Hocam dedim, öyle bir şey vermişsiniz ki 50 yaşında
tekniği bu tekrar bulabilir haldeyim sahne üzerinde. Bu sizin bize verdiğiniz bir şey. Sadece teknik de değil, duyguyu da koyabilmişsiniz üstüne ve bunu da kullanımını öğretmişsiniz. Yani nasıl teşekkür edeceğimi bilemedim eski öğretmenlerime. Bizi ya yetiştirenlere. Seni sevmeyen var mı Tan? Kimi? Seni sevmeyen beni var sevmeyen. Mı? Vardır mutlaka. Yok aslında. Ya herkes seni çok seviyor. Yani ben, vardır mutlaka. Hani Fransa'dan döndüğünden beri bence bütün memleket seni çok seviyor. Yani sağ olsunlar. Hani düşünüyorum olsun. Sana düşman olan var mıdır? Biriyle kavga etmişliğin var mıdır? Sana yani bence yoktur. Hani var mıdır seni sevmeyen? Sadece çevrende değil, ülke olarak da. Ya net olan insanı seviyorum ben. Ben de öyle davranmaya Aha. çalışıyorum. Net. Yani hani abartmadan da anlatmaya çalışıyorum konuyu. Neyse o. Karşı tarafı anlamaya çalışırım genellikle. E sonucunda niye sevgisizlik olsun ki? Yani insanı sevmek lazım. Hele şimdiki bu süreçte ben insanları daha çok seviyorum. Çok özledim hepsi. Herkesi çünkü. Bir de çocuklarını çok seviyorsun. Bütün çok, çocuklarını. Çok. Bütün okullarımızda. Onları en çok onları özledim hakikaten. Bu hani ailelerin kimi insanlar tarafından eleştirilen çocuklarını baleye ve piyanoya gönderiyor, o dersleri aldırıyor olma durumu. Hakikaten elitist bir tavır mı yoksa mutlaka olması gereken bir şey mi? Şöyle oldu bence. Bizim okul çok büyüdü biliyorsun. Yani bu okulun da üstüne çıkan bir konu oldu. Çünkü dünyada böyle bir örneği yok. Yani bu kadar çok öğrenci sayısı, bu kadar çok öğretmen istihdam yapan bir zincir kurulmadı. Ve bunu da franchising yapmadan yaptık. Hepsini kendimiz yaptık. Yani çünkü franchising mantığını çok algılayamıyorum sanat eğitiminde. Hani ben beceremem diye düşünüyorum ya da. Yani her öğretmen senin kalibrende olamaz ki orada. Olamaz ama şöyle de bir şey var. Öyle öğretmenler geliyor ki konservatuvar ya da operadan gelmiş olsun. Hepsi tecrübeli. Ya da senfoni orkestralarından gelen müzisyenler olsun. Yeniden eğitimi almak zorundalar. Çünkü haftada 2 saatle o eğitimi vermeye başlıyorsun. Ve ortaya öyle bir şey çıkıyor ki emsali olmamış bir iş yapıyorsun. Bunun da sonucunda büyük bir başarı ve hazmediş oluyor. Yani gerçekten bizim okulumuz, bütün okullar çok değerli bence. Kurs programları da öyle. Bu eskiden köy enstitüleri vardı biliyorsun. Kapandığı için ne kadar aslında üzgünüz. Onlar devam edebiliyor olsaydı ve doğru bir standartta oturtulmuş olsaydı belki. Entelektüel. Elitist evet. bir konu değil bu konu. Bu konu eğitim konusu. Eğitim elitist olamaz değil mi? Olamaz. Eğitimin hiçbir dalı elitist tarafta kalamaz. Senin bir önerin vardı bir röportajında Ece ile konuşuyorduk da yatılı olmalı konservatuvarlar diye. Aslında ne kadar doğru o sanat ortamından hiç çocuk kopmadan. Ben mesela sana görünmez heyecanın hayalinin kendisine öylesine kaptırdı ki acısından bütün yüzüsü oldu. Bütün Shakespeare'i. Ezbere söyleyebilirim. Bütün Shakespeare'in çok eserini. Ben çok de Cordelia'nın line'larını söyleyebilirim. Ben çocukken ezberlemiştim. Yani bu nasıl oldu biliyor musun? Şimdi bir tiyatro bölümünden bir kız arkadaş mesela ya da erkek fark etmez. Şimdi bir kitabı tutturdu bize. Ezber yapabiliyor muyum? Dikte ettirirdi bize. O kadar çok yaptık ki onu. Yani şunu demek istiyorum. O kadar çok iç içe geçen bir diyalog hali oluyordu ki şeyde konservatuvarda. Bale bölümü, tiyatro bölümü, müzik bölümü, şan bölümü. Piyano yapım, onarım, neler neler. Buralarda aslında normal okul mesaisinin dışında da biz çalışıyor pozisyondaydık. Yatılı bölüm kalmadığı zaman zaten okul o şehrin okulu oluyor. Ülkenin okulu olmuyor. Mesela Ankara Devlet Konservatuvarı'nda okudum ben. Ankara Devlet Konservatuvarı'na İzmir'den gelerek okudum. Yatılı bölüm olmuş olmasaydı o dönemde Ankara'da okuyamazdım. Yani yatılı bölümün mutlaka olması lazım ama ne yazık ki Ankara Devlet Konservatuvarı yeni binasına taşındı. Masına rağmen yatılı bölümü yok. Mesela Trabzon'da bir çocuk keşfettim. Trabzon'da okulumuz var. Yani çocuk eğer elinden tutulursa ileride senin buraya almak isteyeceğin çocuklardan bir tanesi, sanatçılardan bir tanesi olacak. Ailesi Trabzon Belediyesi'nde çalışıyormuş. Peki bir deneyelim bakalım Ankara'ya gönderelim dedim. Sınavda ne olacak? Ankara'dan aradılar beni. Ya çocuk nasıl bir çocuk gönderdi? İnanılmaz bir çocuk yani bir çocuk. Ve birincilikle kazanıyor sınavı. Sonra ailesi diyor ki hani biz nasıl Ankara'ya gidip okutalım bu çocuğu? Ne oldu? Geri döndü Trabzon'a. Bizim okulda devam ediyor ama bizim okulumuz sanatçı yetiştirmek değil. Sanat eğitimi verirsin. Asıl gruplara yani devlet konservatuvarlarına bırakırsın onların yapması gereken işi. Yatılı bölümün olması şart bence. Konservatuvarı olmalı mı öyle dedi ya. Yani artık bu devirde acaba
konservatuvar gibi yerler ülkeye mi ait olmalı? Yoksa hangi ülkede olduğunun çok önemi var mı? Yani o ülke bir damga mıdır sanatta? Bir kere bak nereden yola çıkacağım. Hı hı. Atatürk Kültür Merkezi açılacak yakında. Atatürk Kültür Merkezi son derece önemli. Bilgin var mı? Ne zaman var. Açılıyor? Vallahi Cumhurbaşkanı 2 sene sonra taahhüt aldığını söyledi yüklenici firmadan. Ve 2 sene sonra normalde artık orası Devlet Opera Balesi'ne istihdam edilecek. Böyle binalar yapılsın. Bir Hürriyet'te yazıyorum ben zaman zaman. İşte orada şunu yazmıştım. Binalarımızı yapalım, zaten her ülke kendi sanatçısını bulur. Her ülke bulur. Yeter ki olanaklar sağlanmış olsun. Tabii ki çok önemli. Bak Troya'yla biz Türk yapımı olarak, %100 Bolşoy'a gittik. Bolşoy sahnesinde çoğunluğu Rus olan Rus seyircisine gösterimizi yaptık. Murat Karahan'ın öncülüğünde. 15 dakika Rus seyircisinin ayakta alkışı söz konusu oldu. Ve inanılmaz bir diyalog kuruldu Rus halkıyla, Rus seyircisiyle o anda. Bunun defaatlerce yapıldığını düşünürsen, ülkenin prestiji açısından son derece önem arz edecek bu tip şeyler. Dolayısıyla insanların, ülkelerin kendi sanatçılarının mutlaka çok nitelikli yetiştirilmesi lazım. O yüzden konservatuvarların da ülkeye ait olması gerekir diye düşünüyorum. Yani evet, sanatçı önemli ama hani acaba dedim dünya sanatı olduğu için ama her topraktan çıkan. Ama şöyle düşün, Rusya'da bir okul var, işte Paris'te bir okul var ya da Londra'da da bir okul var. İşte oralara gidilecek, orada eğitim görülecek. Çoğu insan zaten bunu yapmaktan aciz kalacaktır, yetenekler heba olacaktır. Mutlaka birimleri kurmak lazım. Bir de o okullarla yarışan bir model oluşturmak gerekiyor bence. Kaldı ki biz kendimize bakıyoruz. Ayşem Sunal var mesela, İstanbul Devlet Opera Balesi'nin baş koreografı. Şimdi Belçika Kraliyet Balesi'nin baş dansçısıydı. Yani gurur duyduk onunla. Ama kim yetiştirmişti? Yine İnce Hoca. Ankara Devlet Konservatuvarı. Yani bunun bıraktığı bayrak aslında genç nesillere de taşınması gereken bir bayrak. Dolayısıyla mutlaka kendi ülkemizin, kendi sanat gruplarının, birimlerinin oluşması şart bence. Çok da atla deve de değil aslında bu yatırımlar bana göre. Sen şimdi devlet memuru musun? Devlet memuru. Devlet Opera Balesi'ne girdim tekrar yıllar sonra. Vallahi Murat sağ olsun, hepimizi birleştirici güç tekrar aldı. Çok da mutluyum aslında çünkü koreograf kadrosuyla içerideyim ve çok değerli koreografların arasında yer almış olacağım. Hepimiz nereden tutarsak kar. Yeni eserler gelecek. Şimdi evde çalışıyorum vallahi. 3 eser. Şimdi sana şey diyorlardır bazı tiplerde. İşte bak görüyor musun, devlete de attı kapa. Evet. Emekli maaşını şey garantiledi. Çok... Oo, devletten de her ay maaşını alıyordur. Evet alıyorum. Uf sorma. Yani harca. Bitmez. Ya nasıl maaşlar? Hani sanatçıya böyle. Yani bir dönem tabii bu çok kuvvetliydi. Fakat sonrasında bir sanatçının standartı. Şöyle düşün. Yani 10 yıl konservatuvar eğitimi alan bir dansçı. Konservatuvar bittikten sonra operaya alınıyor. Operada mızrak tutarak işe başlıyorsun. İnanılmaz bir süreç. Ve bu sürecin sonunda da bir hayat standartı oturtmaya çalışıyorsun. İşte ön tarafa doğru geçiyorsun. Solist olmaya çalışıyorsun. Baş dansçı olmaya çalışıyorsun. Müthiş bir rekabet var aslında içeride. Pozitif bir rekabet bence. Rekabet olmalı sanatta. Bunun yaşam standartı o sanatçıyı özellikle İstanbul gibi bir yerde rahatça yaşatabilmeli. Rahatça yaşatmak ne demek? Kiranı ödeyebilmen demek. Rahatça hareket edebilmen demek. Bu kadar emek verilen bir işten sonra. Bu yok maalesef. Bu yok. Dolayısıyla bunun artırılması mutlaka lazım. Ama şimdi burada televizyonda eleştiriyor gibi de olmayayım. Ama talepte bulunulabilir. Yani her talep eleştiri değildir ki, daha iyiye gitmek yani için. Yani iyi niyetli düşünmek lazım. Bunun siyasi bir tarafı yok. Yani tabii. Hangi siyasi parti başta olursa olsun mutlaka dillendirmek lazım. Sanatçısına değer veren bir ülke geleceğini kurtarır derim her zaman ben. Geleceğini kurtarır. Ya Murat da bizim programın kadrolu şeyi gibi geçenlerde yine ben bir arayalım mı Murat'ı? O kadar çok kulağım ulaşabilir misin? Bilmiyorum, Ulaş'a bir şansı mı deneyeceğim de Emri Vaki olacak. Tabii gerçekten hiç konuşmadık bu arada. Hani bilmiyorum, bu kadar yakında onun doğum günü. Bir de. Evet, değil mi? Evet, arkadaşım. Doğum günü kutlu olsun diye yapalım hatta. Öyle deriz artık. Düş yakamdan diyecek bana. Düş yakamdan, yürü git. Bir rahat bırak beni. Evde acaba ekmek falan mı yapıyordur? Ya olabilir, her şeyi yapar o. Yeni evlendi biliyorsun. Evet, düğününde vardık ama açmıyor.
Ya bak ya ya ya. Bak bak kim var, bak kim Murat, var. Murat yayındayız. Merhaba. Kulaklarını öyle bir çınlatıyoruz ki dayanamadık, aradık. Vallahi seni aradık, kusura bakma. İyi konuşuyoruz. Sana ne kadar gıcık oldum, çok yetenekli oldum ve seni çok kıskandığımı anlatıyordum az önce. Çok teşekkür ederim. Bunu iltifat olarak alıyorum. Bu arada Tan iki ay evvel devlet memuru olmuş. Onu da buradan kutladık. Evet. Murat. Senin sayende arkadaşım, yani sen birleştiriyorsun herkese, hepimize. Ben sadece sanat yapmaya çalışıyorum. Kurumumuz iyi yere gelsin, daha çok tanınsın. Opera, bale sanatı ülkemizde daha çok tanınsın. Daha çok genç kitleye ulaşsın, daha çok sevilsin diye bir çabam var. Umarım da başarılı oluyoruzdur diye düşünüyorum. Yani onda bir kuşku yok zaten. Daha çok roller bekliyorum senden. Daha çok beraber olmak istiyorum ve seni çok özlüyorum arkadaşım. Biz de seni çok özlüyoruz. İnşallah pandemiden sonra yapacağız bol bol şeyler. İnşallah. Çok teşekkürler. Çok öpüyorum. Herkese biz sevgiler. Hoşça kal. Biz de. Çok sevgiler. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Ya yıldı bizden, yemin ediyorum Murat, yıldı bizden. Yok çok mutlu o da. Çok mutlu. İnsan canlısı çünkü gerçekten. Evet. İnanılmaz sempatisi var, insan canlısı ve çok da güzel işler yapıyor gerçekten. Evet. Çok özel işler yapmaya çalışıyor. Enerjisi yüksek. Çalışkan, yılmıyor. Evet. Şans. Ya şey soracağım sana, para. Şöyle para, aldığın para değil. Verdiğim para, harcadığın para. Tam Bey sizin için çok para alıyor diyorlar. Harcadığın para. Hayır. Mesela ben biliyorum da herkes bunu bilmiyor. Troya'yı mesela Bolşa'ya götürmek için tut da bir şehirden bir şehire, İstanbul'a getirmek için bile ne kadar zorluklarla mücadele ediyor. Büyük prodüksiyon. Çok yani çok büyük prodüksiyon bunlar. Düşün, büyük bir müzikal gibi. Opera sahnede 390'a yakın kişiyiz. Artı orkestra, artı dekorları, bütün hepimizin ulaşımı, konaklaması. Hı hı. Bu işler kolay işler değil. Burada Kültür Bakanı gerçekten yani özel uçak ayarladılar. Rahatça gidebilmemizi sağladılar. Ben Murat'tan duyuyorum. Yani Murat son derece mutlu şu andaki durumla. Ve şunu söylüyor, yani talep edin, yapmaya çalışalım. O bakımdan da şanslıyız şu andaki Kültür Bakanlığı ve Devlet Opera Balesi ilişkisi konusunda. O kadar detaylarını bilemem tabii ben. Yani çok da içinde, Murat da çok daha iyi tarafını bilir ama hep söylediği odur. Yani çok şükür ki böyle bir cooperation var aramızda, bir bağlantı var. Ne istiyorsak organize edebiliyor pozisyondalar. Görüyorum çünkü bu büyük eserleri bu şekilde çıkarmak da son derece zor. Ben AKM konusunda da çok heyecanlıyım herkes gibi. Atatürk Kültür Merkezi İstanbul için müthiş bir sanat alanı oluşturacak. Merakla bekliyorum neler yapacağız. Benim evime çok yakın, heyecanla bekliyorum yani. Dibinde yürüyerek hemen 3 dakika. Peki çocukların kıskanmıyor mu diğer çocuklarını? Şimdi tabii Ada artık 10 yaşında ama biliyorsun artık çocuklar daha erken olgunlaşıyorlar eski dönemlere göre. Ada'da sorduğun zaman hayır diyor ama küçük de böyle emarelerde görmüyor değilim. Ama çok aksatmamaya çalışıyorum onunla olan ilgimi. Aksatmamaya çalışıyorum. O baba kız ilişkisi her zaman korunuyor. Zorlandığım konular da var, yok değil. İşte internet olayı, telefon, işte bilgisayara girme. Şimdi online ders yüzünden zaten sürekli bilgisayar başındalar ama orada bir kontrolsüzlük söz konusu olabilir. Bir anda karşısına ne çıkar, nasıl ona reaksiyon verir? O biraz bizi zorlayan bir konu aslında. Bence bütün anne babaları zorlayan bir konu. Tamamen de engellemek de yanlış. Oralarda doğru bir şeyi bulmaya çalışıyorum ama işte birkaç saat bilgisayar başında zaman geçiriyor. İşte çocuk koruması koyarsın, onu koyarsın, bunu koyarsın ama bir cümleden bir şey yakalar, karşısında bir şey çıkar. Bunun zorluklarını zaman zaman hissediyorum açıkçası. Ve nasıl durmam gerektiğini baba olarak da orada algılamaya çalışıyorum. Başka babalara soruyorum, siz nasıl yapıyorsunuz? Vallahi en sana söyleyeyim, en gıpta ettiğim babalar rahat babalar. Ya nasıl yapıyorsa yapıyor işte, o da onun hayatı. Ben bakıyorum, söylüyorum, gidiyorum yani. Ya ben öyle olamıyorum. Onun hayatı var mı 8 yaşındaki çocuğa yani? İşte. Yani, 10 yaşındakine. Ya dert, çok dert edindiğim için bazı konuları...
Ama sonuçta bir şekilde bu ortamda büyüyecekler, yapılacak bir şey yok. Yani ortam bunu sağlıyor. Mesela Ada Instagram'da görmüyor mu babasının diğer böyle çocuklarla sarmaş dolaş fotoğraflarını? Orada çıldırmıyor mu? Orada onun bale öğretmeni, ki bale öğretmenine ben şunu söylemiştim. Dedim ki benim kızım da olsa hak ettiği yerde duracak. Tansu Atürk'ün kızı falan filan, bu asla böyle bir şey olmayacak. Hocam dedi, siz kızınıza çok haksızlık ediyorsunuz. Kızınız çok iyi. Yani hatta ben zorlanıyorum şimdi böyle siz söyleyince. Biz de Kardelen diye bir koreografi yaptık. Bu Kardelen koreografisinde iki çocuk solist. Diğer çocuklar grup olarak. Tabii orada kıyametler koptu okulda. Niye onlar solist, niye biz değiliz falan filanlar. Özellikle ailelerde. Neyse onu biz dengeledik. Adaya konu gelince bir okulumuzda hoca dedi ki ben o iki solist çocuktan bir tanesini, ki benle dans edecek, ada yapacağım. Yani bunu artık siz ne dersiniz deyin, çünkü gerçekten hak ettiğini düşünüyorum. Dedim ki ben senin işine karışmıyorum. Ben bunu diretmiş olmayayım. Hakkıysa ver. Orada inanılmaz bir duygu. Yani iyi ki de öyle bir şey yapmışız. Kendi kızınla insanın sahnede dans ediyor olmuş olması hayatımda unutmayacağım bir şey. O daha çok daha robot gibi yaptı. Daha yüklediğimiz görevi, hocanın yüklediği görevi uygulamaya çalıştı. Onun için. Fakat sonrasında videolara dönüp baktıkça, fotoğraflara baktıkça iyi ki böyle bir şey yapmışız fırsatımız varken. Bir daha kim bilir ne zaman yapacağız, hiç belli olmaz ki. Baba kızın dans etmesi sahnede beraber çok özeldi. Ve orada onu geliştiğini, büyüdüğünü hissettim. Büyüdüm ben baba. Hadi. Yani çok çok güzeldi, çok keyifliydi. Kıskançlık işte böyle. Yani her gün ne kadar sevgi verirsen karşılığında bence onu dengelemek mümkün olabiliyor diye düşünüyorum. Mesela oğlan daha o kadar şey değildir bu konularda. Tabii onun algısı çok bir de 5 yaşında da. Yani 6 yaşına geliyor şimdi. Daha anneci tabii o şimdi. Annesinin eteğinin dibinden pek ayrılmıyor. Fakat benim hobilerim çoktur. Yani ahşap işi yaparım. Çim biçerim, bir sürü yani aklına ne gelirse oltacılık yaparım, yani bir sürü şey yaparım. Theo benimle o hobiler konusunda çok benimle beraber olmak istiyor. Erkek çocuğunda böyle bir şeye ihtiyacı var demek ki. Baba ben de yapabilir miyim seninle beraber? Gel yapalım. Bayağı da sıkılmadan. Odun aldık eve mesela. Odunları taşıyacağım şimdi ben içeriye. Böyle yığmışlar gitmişler daha doğrusu. Bir baktım oğlan da benimle beraber. Bir tane odun oluyor, o da benimle beraber. Bir ton odunu beraber taşıdık. Ve dedim ki yani bu çocuk bu sonuna kadar getirebiliyorsa iyi bir şey. Karar verdiği şeyi sonuna kadar getirmek iyi bir şey. İyi bir meziyet çünkü. İşte devam etmesini sağlamak lazım. Ya bir de bu yeni nesilde şey olacak ya artık, hani bu pandemiyle de gördük onu. Mesleklerin değişmesi, disiplinler arası koordinasyonun daha çok olması falan. Mesela senin işine yarıyor mu? Ahşap işi yapıyor olmak, çim biçiyor olmak balede işine yarıyor mu? Mutlaka yarıyordur. Sahne işi yapıyorsun. Sanatçı i̇şte. Sanatçı bakış açısıyla, hele koreograf kadrosuyla girdiğin için olayı bütünlemek açısından ister klasik eser yarat, ister neoklasik yarat, ister modern yarat. Bütün bunlarda sinema filmi gibi düşün konuyu. Yani bir yönetmen ya da oyun yazarı ne kadar donanımlı ise, biriktirdiği şey ne kadar fazla ise kullanım alanı, enstrümanları da o kadar fazlalaşacak demektir. Mutlaka her yaptığın şey. Bir kere yatılı okul okudum. Yani bu çok değerliymiş benim için. Öyle mi? Yıllarca. Ne öğrendin? Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yatılı okul. Yatılı okul başkasını dinlemeyi öğretiyor insana. Bugün gençlerin çok karşı tarafı net dinleyemediğini, anlatmak istediğini anlattıklarını ya da özellikle bu sosyal medya üzerinde kendisini görmek istediği yerde kendilerini göstermeye çalıştıklarını gözlemliyorum. Yatılı okul bütün bunlardan arındırıyor diye düşünüyorum. Aza da kanaat getirebilirsin. Çokla da yapabilirsin. Yani kendimdeki durumu böyle gözlemleyebiliyorum ama tüm yatılı okuyanlar da. Yani bir de çok güzel bir dönemde okuduk biz aslında. Yani Fazıl Say vardı. Erdal Beşikçioğlu vardı. Yani baktın, saydığın zaman aslında bugün özenle işini yapan insanların yuvasıydı Ankara Devlet Konservatuvarı. Çok değerli isimler vardı. Beraber büyüdük, hep beraber büyüdük onlarla. Şimdi sahnede kolektif bir iş yapıyorsun. Aslında yatılı okulda herhalde yaşamak da o kolektif bilinci bir parçası haline getiriyor. Öyle. O zaman hem yani evine gidip de ah oğlum benim canım oğlum evin prensi geldi muamelesi olmadan orada o kolektif bilincin bir parçası, sahnede öyle. O da işte o zaman herhalde
dünyanın o bütünlüğünü kavramada yani o birey olarak yetişirken çok yararlı bir yol haline geliyor. Ufak yaşlardan itibaren yüzleşmek, yüzleşmeyi öğrenmek. Neyle yüzleştin peki? Yatılı okul okurken zaman zaman parasızlıkla, paradan söz etmişti, zaman zaman parasızlıkla yüzleştiğimiz oldu. Zaman zaman aile özlemiyle, zaman zaman değil her zaman aile özlemiyle yüzleştiğimiz çok oldu. Zaman zaman ilişkiler konusunda, arkadaşlıklarla kurulan ilişkiler konusunda çok yüzleştiğimiz oldu. Çünkü orada seni öğüten, öğüt veren ya da sana prens, prenses muamelesi yapan insan yok. Arkadaşlarım var sadece. Çabuk yüzleşiyorsun. Çok kırıldığın dönemler oluyor. Fakat ufak yaştan itibaren bunlara karşı da bir kalkan oluşturmayı becerebiliyorsun. Ve bir dünya insanı haline dönüşüyorsun bence. Peki ama kaçtığın bir yer var mı içinde yani ıssızlığın? O bir kendini böyle bir şekilde tek başına hissetme ruh hali. Bende de öyle oldu. Çoğu arkadaşımda da böyle olduğuna inanıyorum. Kendi mesleğimiz sanat. Yani bu buçuk, sabah bale dersi yaptığın zaman o bir buçuk saat bale dersi zaten. 2-3 tişörtü terlettiğin ve gerçekten daha iyisininle uğraşmaya çalıştığın rafine bir iş. Onun içinde büyük performans gerektiren bir iş olduğu için hep yüksek tansiyonla bir iş yapıyorsun sonuçta. Yani çok yumuşak, bugün yorgunum, yavaş yapayım diye bir durum yok. Hastalık hakkın yok neredeyse. Her gün daha iyisini yapmak durumundasın. Çünkü Rus hocalar var o dönemlerde. Rus hocalar bunu senden bekliyorlar ve çok da böyle gözünün yaşına da bakmıyorlar. Onun için sanat benim, sanat demeyeyim de, bale benim sığındığım alan oldu hakikaten. Peki yalnız hissediyor musun kendini? Hissediyorum. Var mı öyle bir durum? Hissediyorum. Yani yalnızız. Üredin, çocukların var. Öbür tarafta biyolojik olmasa bile pek çok çocuğun var eğittiğin, evet, yetiştirdiğin, başarılarıyla gurur duyduğun. Bütün bunlara rağmen, ailene de rağmen o yalnızlık hissi hep durur mu? Var, var. Çünkü her gün yeniden kurman gereken sosyal bir ortam var. Mücadeleye bakar mısın? Hı-hı. Her sabah kalkacaksın, tekrar birine merhaba diyeceksin. Tekrar karşı tarafı anlamaya çalışacaksın. Her gün yeniden. Yani dün seninle çok güzel bir zaman geçirdik. Şunu yaptık, bunu yaptık. Ertesi günde var bu işin, ondan sonraki günde var. Dolayısıyla bunu tekrar tekrar kurmak, insan, her insan yalnız aslında baktığın zaman. Fakat nasıl yaşadığın ve nasıl gördüğün de çok önemli. Yani şunu düşünüyorum. Başına ne gelirse gelsin, nasıl yaşarsan yaşa, başına ne geldiğinin çok önemi yok. Nasıl karşıladığın çok önemli. Aynı şey söyleyeyim. Bu yalnızlık aslında. Öyle mi? Nasıl karşıladığın aslında. Senin nasıl karşıladığın aslında. Ha, yani evet, o tek başına bireysel olarak bir şey olduğu için tek başına. Yalnızlık. Bu aslında yalnızlığın tanımı. Hisden bahsediyorum ya. O hani içinde o yatılı okul dedin ya. Hı. Öyle bir an o ıssızlık hissini hissedebiliyorum. O yatılı okulda gelen. Cumartesi, pazar bütün birimler, hı-hı, evlerine gidiyorlar. Yatılı olanlar, Ankara'da olup da yatılı okuyanlar değil, sadece bizim gidemeyeceğimiz, ya bir arkadaşımın evine gideceğim, kalacağım ya da orada kalacağım. Cumartesi, pazar geçmek bilmezdi bize. Geçmek bilmezdi. Yani cumartesi ve pazarı nasıl geçireceğimizi dakikalar geçmezdi. Yani isterdik ki pazartesi olsun, herkes gelsin, tekrar biz çalışmaya koyulalım ki zaman hızlı aksın gitsin. Tekrar cumartesi, pazar. Yani kolay olmayan bir süreç. İletişim araçları yoktu o dönemde. İnternet gibi aileyle görüş falan, öyle şeyler yoktu. Jetonunu atıyordun ankesörlü telefondan, tık diye bitiyordu. Bütün bunlar vardı ama bunlar acındıracak şeyler değil. Bunlar bizi biz yapan işler ve dirençli yapan işler aslında. Hep bunu, bu işleri böyle gördüm ben. Yani elimde olsa çocuğumu belirli dönemlerde yatılı ya da kendi başına kalacağı alanları yaratmak çok isterim ben. Peki geçmişle bağın ne durumda? Yengeç burcuyum ben. Yani yengeç burcu olarak duygusal bir ruh aslında. Evcimen, duygusal. Geçmişle bağım da o yüzden sıkıdır. Mesela eski dostluklarım benim hiç bitmez, çok kuvvetlidir. Geçmişi özlemek. Tekrar dönüp aynı şeyleri yaşamak istemezdim aslında. Yani görüldü o, kitap bitti, sayfa kapandı. Zaman zaman albüme bak, birkaç fotoğraf karıştır. Bir arkadaşınla buluştuğun zaman ya hatırlıyor musun de yeter benim için. Ben merak ediyorum.
ileride neler olabilecek, başımıza neler gelecek. Ama şu andan keyif almaya çalışıyorum. Yani şu an benim, şu an ben dünyanın en mutlu adamıyım. Çünkü şu anda istediğim şeyi seninle konuşabiliyorum. Gibi. Evet, zaten geçmişe, ben bu pandemi döneminde çok bu geçmişe özlem hissini çok düşündüm. Sonra şuna karar verdim. Geçmişe özlem dediğimiz şey aslında geçmişteki 20 yaşındaki Aslı'yı ya da 25 yaşındaki Tan'ı özlemek değil. 20 yaşındaki Aslı'nın geleceğe ilişkin önünde çok uzun bir hayat olduğunu düşünerek kurduğu hayaller. Hmm. Aslında o hayal kurabilme ve onları coşkuyla karşılayabileceğimiz düşünme halini sevdiğimi, özlediğimi fark Aslı, ettim. Aslı, yani bizim hayallerimiz bitmez ki. Hayalleri canlı tutacağız. Şu anda öyle hayallerim var ki benim. Ne mesela? Yani şimdi mesela biz açtığımız okullardan bahsettik biraz önce. Hep kendi döngüsünü sağlayabilmek için maddi bir düzeneğinin oturtulması gerekti. Dolayısıyla bir veli geliyor, çocuğunu getiriyor, ücretini ödüyor. Fakat devlet okullarındaki çocuk bu okula giremiyor. Yani ekonomik zorluk çekiyor. Oysa ki öyle yetenekler kaçıyor ki bu arada. Bodrum'daki okulda Ömür Hoca, Ömür Uyanık var. Hatta Huysuz Virgin'le Benimle Dans Eder Misin yaparken lirik dansı beraber yapardık. Ne olur dediğini unutma. Bir parantez açacağım. 2001 yılında eşimle ve çalışma arkadaşlarımızla beraber Ömür Uyanık'tan ders almaya gittik. Foxtrot'tan başladık. Yani bence kadın zaten bizden tiksindi. Ben Foxtrot'un yani dünya üzerine bir zulüm için getirilmiş dans olduğuna karar verdim. Bu maceramızda 2 ay sürdü. Ondan sonra bir daha hiç dans etmedim. Pardon. Ya evet, ama belki Lindy Hop diye Ömür Hoca'ya da buradan selamlar. Çok selam. Biraz sabahta konuşmuştuk zaten. Onunla beraber şöyle bir Bodrum'daki okulumuzda dedik ki biz Milli Eğitim Bakanlığı'yla konuşalım. İl Milli Eğitim, ilçe Milli Eğitim. Oradaki devlet okullarından çocukları arasında sınav yapalım. Bu çocuklar arasındaki sınavla Bodrum'daki okula kalabalık bir yürüyüş alalım. Şimdi ben gidemedim çünkü o sırada Göbekli Tepe'yi yapıyorduk galiba. Ankara'daydım ben. Ömür de Bodrum'a geçti. Arıyorum. Dedi ki Tan dedi, oradaki Bodrum'daki okuldaki stüdyolar da dev gibi. O kadar büyük bir alanımız var ki bizim Bodrum'da, Ortakent'te. Çocuklar nerede diye sordum. Bizim sekreteryaya dedi. Yani çocuklar nerede geleceklerdi. Sonradan gelmiş çünkü Ömür. İçeride hocam sınıfta bekliyorlar. O kadar kalabalık çocuk çıt çıkarmadan sırasını bekliyor. Devlet okullarından gelen çocuklar bunlar. Hemen Ömür bir düzenek kurmuş. Hemen elemeleri almış. Bunlar yetenekli. Tamam, bunları başka bir şeye kanalize edebiliriz belki. Ve diyor ki o kadar farklı bir yapı ki unuttuğumuz bir yapı var orada. Tam çalışmaya meyilli, tam ne istiyorsan karşılığını vermeye hazır bir grup çocuk almış olduk okula. Şimdi o zaman ben İstanbul'a geldim. İstanbul'a gelince bütün arkadaşlarıma toplantı yaptım. Dedim ki Bodrum'da böyle bir şey denedik. Biz artık burada da bunu uygulayalım. Ama yapabilirsek tabii bunun için özel okulların kurulmuş olması lazım. Yani yetenekli çocuklar. Yetenekli çocuklar okulu. Onları ayrıca çalıştır. İşte benim hayallerimden bir tanesi mesela. Bunlar çok değerli benim için. Ya da diğer hayalim, işte Murat'la beraber çalışıyoruz şimdi. Yapılacak olan nice eserler. Acaba neler olabilir bunlar? Ne taraftan tutacaksın? Neler çıkacak, nereden? Neler çıkacak? Yani bizim topraklarımızda öyle hikayeler gizli, saklı ki bilip bilmediğimiz. Bak bir tanesini sana söyleyeyim, üstüne çalıştığım. Kimse lütfen benden çalmasın bu projeyi. Hemen söylüyorum çünkü tık diye başlıyor. Rezil ederiz zaten hemen. Devlet Opera Voice adına söylemiyorum da yani filmi falan. Şimdi atıyorum Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi olayı var. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken çok genç bir insandı. Yani 19'larında, 20'lerinde falan. Neyi biz hatırlıyoruz? Gemilerle girilmiş ve Bizans'tan Konstantinopolis alınmış ve İstanbul ismi konulmuş. İstanbul Üniversitesi'nde bir söyleşiye gittiğim zaman logosunu gördüm İstanbul Üniversitesi'nin bana verilmiş olan kağıtlarda. İstanbul Üniversitesi'nin kuruluş yılı kaç? 1453. Ne? Aa, bilmiyordum ben. Benim hemen aklımda bir fikir doğdu. Bu konuyu araştırmam lazım. Çünkü İstanbul'un fethi zamanı İstanbul Üniversitesi'nin kuruluş yılı aynı ise bunun ardında bir şey gizli. Şimdi orada tabii İlber Ortaylı var. İlber abi diyorum. O kadar iç içeyiz ki onunla çünkü. Çok önemli akıl hocaları var benim için. Hemen araştırmaya girdik. Daha İstanbul'a gelmeden önce Fatih Sultan Mehmet öyle bir organizasyon yapmış ki nasıl olsa biz İstanbul'u alacağız.
girdiğimiz zaman planlamayı çok iyi yapmalıyız diye öyle bir plan yapılmış ki. Eserin orduların İstanbul'a doğru yola çıkmasıyla kapandığını, perdeyi kapattığını düşünsene. İnanılmaz bir çalışma bu. Bu akademik bir çalışma. Bu çok tam öncesi işte. Öncesi. Çok önceki plan. Bu hiç yok. Hiç yok. Hiç filminde yok. Çok değerli bir mesela şey. Bu tamamen öyle çağrışım yaparak çıktı. Bunun gibi ben kaç tane sana fikir söyleyebilirim şu anda? Buna okuyorum, buna okuyorum, buna okuyorum. Ya aslında tam bu kadar hani bu çok değerli anlattığın şey mutlaka yapılmalı. Bu kadar büyüğüne bile gerek yok. Küçücük bir eser bile dev hale getirilebilir. Çok hani Yunus Emre'den bir şey değil mi? Ömer Seyfettin'den bir şey. Çok insan var. Karacaoğlu'ndan bir şey. Çok insan Hatta var. Abartıyorum Kemalettin Tuğcu'dan bir şey. Tahta çanakları düşünsene. Çocukluğumuzu mahvetti ya ağla ağla. Ezik olmamız ondandır. Tahta çanakları düşünsene opera ve bale yapıldığını. Yani... Lebi Derya. Her şey olmaz Lebi mı Derya. Gerçekten? Yaptığımız çok ufak bir yerde daha. Yani yapılacak olan her çok, şey yapılabilir. Çok konu var. Dolayısıyla çocuklara işte, falan da yapılabilir. Heyecan bak görüyor musun? Bunlar heyecan. O yüzden ben 20 yaşının heyecanı ve şimdiki heyecanım arasında çok da fark görmüyorum. İlişkilerde görüyorum. Sevgililik ilişkimde de görüyorum. Tabii farklı. Yani karı koca ilişkisinde de görüyorum. Çocuk yaştaki gibi yaşamıyorsun bütün bezdin bunları. Bezdin mi? Hani hayır ben şöyle karından bezdim mi? Ay karından bezdim mi değil yani. Ya böyle hayatta hani o vardı ya, o heyecanla yüksel, o coşku. O coşku bir saatten sonra çok çekilebilir bir şey olmuyor. Mesela böyle bir şey düşünüyor musun yoksa istiyor musun onu? O da bir keşif aslında baktığın zaman. Yani 11 yıllık evliyiz biz örneğin. 11 yıl geçmiş. O da bir keşif. Tabii ilk günler gibi mi tartışılır. Çocuklar doğduktan sonra nasıl tartışılır, değişiyor, değişime uğruyor. Fakat hep yaşlılar şey der ya hani saygıyı koruyun. Saygı korunabiliyor ise tekrar çeşitli sevgileri doğuruyor diye düşünüyorum ben. Sevgi modelleri doğuruyor ilişkide, karı koca. Saygı korunması halde ise, yani şöyle düşünür herkes, sevgi varsa saygı oluşur. Bunlar bence basamak basamak çıkan şeyler. Saygıyı koru, kavga anında, tartışma anında, anlaşamadığın yerde de duruşunu belirle ki tekrar geri dönüp baktığın zaman yeni bir sürece girmek için fırsat kollansın. Benim biraz aşka, eşime, aile yapısına bakış açım bu. Bunu yapmak için de özen gösteriyorum. Yani ben kendimce sınıfı geçtim bu konuda. Ne güzel. İşte dikkat et diyorum ya. Yani tartışmalarda sinirinde, sinir kontrolünde hep dikkat et. Çünkü karşındaki taraf aslında senin çocuklarının annesi. Onun da eşimin de ben böyle yapmasını beklerim. Onda da bir fire olmadı şu ana kadar ama ben tabii bütün evliliklerin ne kadar güçlü olursa olsun bir pamuk ipliğine bağlı olduğunu da düşünürüm. Her şey öyle değil mi? Her şey öyle. Anne baban bile öyle. Yani öyle. Baktığında hayatta herkes öyle. Ne düşündüm geçenlerde? Mesela çocuklarla ilgili bahsettiğin zaman şöyle bir şey kullandım. Bu çocuklar yetenekli, bunlar yeteneksiz demedin. Bunlar diğer alanlara kanalize yeteneksiz, olabilir dedin. O konu hakkında tabii. Şimdi bu kadar hani seçtiğim bir wordingin var. Bu daha politically correct, daha şey böyle hani kimseyi tabii. incitmeden ayrımcılık olmadan tabii. bir şeyin var. Özellikle kelime. De yapmıyorum ona evet. gerçekten inanıyorum. Evet evet. Şimdi bak burada bir marka değerin var Tansu Atürk olarak. İşte ne bileyim hoca Tansu Atürk var burada, girişimci Tansu Atürk var. Evet çeşitli var. Sıfatlar oldu. Sanatçı Tansu Atürk var bla 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 bla. Buradaki marka değerini korumaya özen gösterirken aslında yani kendim için de bunu söylüyorum herkes için. Aynı marka değeri evde eşinle tartışmada da korunmaya özeni hak ediyor. Oradan başlar zaten yani konu. Yani çok önemli bir şey. Çekirdek hani hepimiz, aile çünkü. Geçenlerde çünkü ben de kendime bazı şeylerde kızıyorum onu fark ediyorum ki. Profesyonel bir insan olman gerekiyor. Yani öyle. Marka değerini her kriz anlarında koruman. Özellikle. Ama insanız. İnsanız diğer taraftan. Yani planladığımız gibi de gitmeyebilir o reaksiyonlar bazen ya. Hani bazen böyle kafasına şu terlik atasın geliyor yani ben hani. Ya mesela ben Alona benim son derece sakindir. Çok relax bir insandır. Dolayısıyla kavgayı çok büyük boyutlara taşımadan susmayı yeğler. O tarafa doğru çekmez. Ama bazı ilişkilerde dengeler farklı kurulabiliyor tabii. Yani
can acıtmak vardır ya. Yani. Çok fena ama. İşte bu hepinizde olabilir. Bu can acıtma konusu bozar bence. Bozar. Yani bundan imtina etmek lazım. Eğer sürdürmek istiyorsan. Ama sürdürmek istemiyorsan zaten özgürsün. Hani yalnız kaldığın kadar da özgürsün hayatta. İnsan niye can acıtmak ister? Çünkü kendiyle sorunu vardır. Vardır. İşte o kendimizi, yine kendimizle çözeceğiz her şeyi. Hobiler çok önemli. Benim hobim bale. Yani bir sürü şey saydım sana ama gerçekten bir numaraya onu yerleştiririm. Çok canım sıkıldığı zaman ben valla eser yaratırım diyeyim ben sana. Şimdi uğraşırım olgunluk dönemindesin artık değil mi? Kendini herhalde. Tabii sahnede yani, kendini daha çok duyabildiğin. Sahnede her adımdan keyif alıyorum. Her adımdan. Bu olgunluk bence. Bu bir tecrübe. Evet. Getirdiği de bir olgunluk. Yani bir iki adım o tarafa attığım zaman bile o benim için bir oksijen gibi geliyor. Önceki heyecan. Şey yaptım ben, Bolşoy'a gittiğimiz zaman hiç ayrılmadım sahne üzerinden. Bir tek makyaj yapmaya gittik. Prova sırasında da oradaydım. Her anımda oradaydım. Oluk oksijen akıyordu içime sanki. Oysa ki sahneler biliyorsun tozludur. Tozludur. Ne zamanki gösteri yaparız, çeşitli isim vermeyeyim parfüm kokuları gelir seyirciden. Onun dışında tozlu bir alandır orası. Yangın perdesi koyulur çünkü tozlu alan çabuk yanar. Eğer bir taraf yanarsa yangın perdesiyle, demir perdeyle durdurulması için konulur o. O kadar tozdur. Nefes almakta güçlük çekebilirsin sahne üzerinde. Ama heyecanı ve psikolojisi oluk oluk içime oksijen doldurur gibi her zaman. Aslında programımız bitti ama bir şey soracağım izninle Ceyhun. Şu çok heyecanlanıyor. Sahneye çıktı çok heyecanlanıyor. Konuşma yapacak çok heyecanlanıyor. Televizyona yayına gelecek konuk olarak çok heyecanlanıyor. Heyecan kontrolünü nasıl yapalım? Var mı bir formülün? Yani tabii herkes çeşitli biçimler deneyebilir. Meditasyonlar falan da denenebilir. Bütün yol boyunca ben buraya gelirken Sarıyer'de oturuyorum. Sen ne Taksim'e, burada heyecanlanacaksın? Gelirken hayır. Profesyonel. Hayır sana şunu söyleyeyim. Sorduğun sorular, vereceğim karşılıkları değil. Bu anı yaşamaya odakladım kendime. Bu heyecan kontrolünü sağlar zaten. Burada olmaya odakladım ben kendimi. Yani yol boyunca bir telefon geldi sadece. Bir küçük konuşma oldu, kapattım. Hani buradaki anımı hissede geldim buraya. Ve hiçbir şey bana sürpriz değil. Ama çok da keyif alıyorum şu anda mesela konuşurken seninle. Çok da mutlu oluyorum ben bundan. Bunu radikal işlerde yapmaya özen gösteriyorum. Ankara'ya gideceğim. Büyük bir eser var yeniden. Mesela Antalya'ya gittim. Kamelyalı Kadın'da Alexander Dumas oynayacağım. Notre Dame'da İstanbul Operası'nda Quasimodo. Bütün bunlarda ben şimdiden o gömleği giymeye başladım bile. Sahne üzerinde ben eminim. Quasimodo'da, o da enteresan olacak düşün. Yani benden bir Quasimodo yaratılacak. 5-6 saatlik makyajla. Ben eminim. Önceden kendimi hazırlamam o heyecan kontrolünü zaten sağlıyor. Ama karşıma çıkan çok ani bir konu beni şok edebilir ve heyecan kontrolümü elimden alabilir. Şimdi Sütlü Nuriye'miz gelsin o zaman. Ece program boyunca senden çıkanları bir özet haline getirdi. Okumanı rica edeceğiz monitörden. Okay. Gelirse eğer. Oradan yüksek sesle. Tamam. Tan şu anda evde 3 eser çalışıyor. Tan baba kız ilişkisine dikkat eder. Bale Tan'ın sığındığı alandır. Tan kendini yalnız hisseder. Tan bu dönemde hareketsiz kalmamaya dikkat eder. Tan'ı dinleyip hareket edin. Evet. Ya da evet yani benim yaptığımı yapmayın, dediklerimi yapın ama. Ya bir anda öyle derler ya. Yaptığında evde 1,5 saat çalışıyorsun her gün. Yaptığını da yapın. Evet evet öyle derler ya. Ben ha, çim de biçelim, tahta işi de yapalım. Bir de böyle bir döne döne. Ay ne güzel yetenekli insanlar. Ceyhun yani kapatabilirsin. Çünkü bu saatten sonra kıskançlığından saçmalama hakkımı kullanabilirim. Ne güzel şu yetenekli. Gıcık oluyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.